Efsane Kasım Kampı ikinci günden herkese selamlar ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. Kamp nasıl gidiyor kamp birinci günü hallettiniz mi? Umarım güzel dönüşler alırız birinci günle ilgili. Geldik bugün ikinci gündeyiz tabii ki de. Bu arada hala değilsen kanala abone olmayı lütfen unutma ki hem Efsane Kasım Kampı'nı birebir her gün takip edebilirsin. Hem de tabii ki de bizlere destek olmuş olursun videoyu da beğenmeyi unutmayın dedim ve e, ne yapıyoruz ikinci günü planlayacağız bugün seninle beraber e, dolayısıyla öncelikle şöyle bir ders ekranıma gelmeni istiyorum bak birinci günü mis gibi şöyle planlamıştık e, umarım doldurulmuştur birinci gün şuraları böyle çat 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 bitirmişsinizdir biz ne yapıyoruz tabii ki de artık ikinci güne geçiyoruz şöyle hemen zoomumu yapıyorum. Şöyle gelsin ekranımız biraz daha yaklaşalım ve hemen ne yapalım? Şuraya ikinci günü yazalım. İkinci günü ben 13 Kasım olarak değerlendiriyorum ama burası ee, size kalmış yani istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yılı şaşırdım 2010 yazıyorum. <laughs> evet ikinci gündeyiz. Şimdi öncelikle gün planımızı zaten biliyorsun sabah, öğlen ve akşam olarak günü 3'e bölüyorduk. Burada saatleri tamamen sana bırakıyorum. Ha, normalde grup olarak sabah grubumuz saat 8'den 13'e kadar yani. Yani öğlen 1'e kadar. E, öğlen 1'den e, akşam 6'ya kadar ve akşam 6'dan gece e, 11'e kadar bu şekilde planladık. Sen burada kaç saat çalışabilirsin? Bana bunu söyle. Sabah mesela ben senden 2 saat, öğlen 2 saat, akşam da 2 saat toplamda 6 saat istiyorum ama sen mesela şunu diyebilirsin hocam ben akşamları deli gibi çalışıyorum. Deli danalar gibi derler ya. Deli danalar gibi çalışıyorum hocam dersen akşamı mesela 3 saat yap. Ya da sabah hocam dinç, dinamik, müthiş çalışıyorum de. Şurayı 3 saat yap. Bu öğleni 1 saat yapabilsin gibi. Bu şekilde değişiklikleri kendi içinizde yapabilirsiniz. Yani esnek bir plan yapın tamam mı? Ve kendinize göre de ufak dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Bu arada söylemedik ama e, kampımızı nereden planlıyoruz? Tabii ki de Partikül LGS defterinden planlıyoruz. Bizim en e, patronumuz, en yararlı kaynağımız bu olacak. Bunun üstünden tüm derslerimizi planlayacağız. Tüm haftayı kampı planlayacağız. Peki sen neredesin ya? Ha şurada karşıma gel. Şimdi derslerimize gelelim. Günümüzü planladık. Peki derslerimizde neler var? Yine bugün ne istiyoruz? Türkçe matematik feni istiyoruz. Yani TMF'den vazgeçemeyiz ama onun dışında ekstra dersimiz bugün inkılap değil İngilizce olacak. Peki Şimdi burada başlayalım. Türkçeyi biliyorsun. Konuları vermiyorum. Şuraya konuları yazacağız bu arada. İkinci güne derslerimizi yazıyoruz. Buraya da konularımızı yazıyoruz. Şimdi matematikle başlayalım. Matematikte senden istediğim konu artık üslülere geçmek. Ama üstlüleri ikiye böleceğim. Bu birinci günü olacak. Ee, ardından FEN'de ne yapıyoruz? FEN'de de artık iklim konusuna başlayabiliriz. Mevsimlerin oluşumunu ilk gün bitirmiştik. Ee, İngilizce için de... Ee, İngilizce'de şöyle davranacağız. Direkt birinci ünite yazacağım. Friendship ünitesi... Ee, şöyle yazamadıkla. Hah, Birinci ünite yazdım. French bir ünitesinde birazdan nasıl çalışman gerektiğini de anlatacağım. Şimdi gel ne yapalım? Sabah öyle akşam demiştik ve bunları seninle bir planlayalım. Sabah öğlen ve akşam. Şimdi sabah grubunda ne istiyorum? Madem bugün matematikte yeni bir konuya başlayacağız, üslü ifadeler. O zaman bizim bir konu tekrar yapmamız lazım. Kampın da matematik video kısmının ikincisini izleyebilirsin bu arada. Genel tekrar yaptığımız. O da nedir? Senden şöyle bir 20-30 dakikalık konu çalışması istiyorum. Bu konunun ne olduğunu da söyledik. Üslü ifadelere çalışacağız tamam mı? İstersen onun da şöyle notunu alabilirsin. Üslü çalışmanı istiyorum. Üslü ifadeler. Ee, bir 30 dakika yaklaşık ortalama buna çalışalım. Peki ne yapıyoruz? Gelelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi Türkçeden başlayalım yine. Ee, konu çalışmasını önce de yapabilirsin. Ya da önce Türkçe çalışıp sonra şu üstü ifadelere de geçebilirsin. Burada sana bırakıyorum. Sıralamayı kendi içinde değiştirebilirsin. Şimdi Türkçe'de senden şunu istiyorum. Kare Soru Bankası'ndan yine devam ediyoruz. Biliyorsun ilk 6 testi çözmüştük. Ee, bu arada faydalandığımız kaynağı da tekrar hatırlatayım. Kare Akademi'nin ilk çeyrek soru fasiküllerini çözüyoruz. Ee, buradan 6 tane kitap çıkıyor biliyorsun. O kitabı aldığınızda yani ilk çeyrek kitabını aldığınızda 6 tane çıkıyor ve biz bu altısını da Kari Akademi ile beraber planladık. Ee, bu altı günde, bu altı kitap artı partikül matematik tosuncukları, soru bankaları bitecek ee, ve müthiş bir şekilde kasım tatilini bitirmiş halletmiş olacaksın. İstersen e, şu iki arkadaş yani partikül LGS defteriyle e, soru fasiküllerinin ilk çeyrek kitabını beraber de set halinde de alabiliyorsun. Onu da yine açıklama kısmında bulabilirsiniz, linklerden inceleyebilirsiniz. Dedim ve seni tekrardan e, ders ekranıma aldım. Türkçeden kare soru bankası ilk 6 testi çözmüştük. Şimdi ne yapıyoruz? 7 8 ve 9. testleri çözeceğiz bugün. Kaç soru çözeceğiz hocam? E, 36 soru kafidir. Yani şuradan şöyle düzgün yazalım. 36 soru çözülecek. Peki matematikten ne yapıyoruz matematikten? Matematikten de yine aynı şekilde kare soru bankasında kalmıştık. Tabii konuyu işledik konuyu dinledin. O zaman Kare Akademi soru Bankasını ne yapıyorsun? 7 ile 10. testler arasını çözüyorsun. Burada da 37 soru var. Güzel bir günaydın mesajı şu. Tamam mı? Sabah uyandın, ilk iş bunları hallettin. Geldik öğlen grubuna. Öğlen grubunda iki dersimiz var yine. İngilizce ve fen olacak. İngilizceyi şöyle çalışın bakın. İngilizceye sadece şuraya ne yazıyorum biliyor musun? 1 saat çalışma yazıyorum. Sen bunu arttırabilirsin. Şimdi ee, bir saatte kariyer kademi yine şu fasükülü bir bulabilirsem inşallah şu fasükülde tamam mı şuradan göstereyim buradan göremezsin şuradan gör şu fasükülde çok güzel ayırmışlar 3 üniteye ilk çeyrek kısmında ee, şurada görebilir misin şöyle aynen şöyle şurada 3 üniteye ayrıldığını görebiliyorsun ben senden şu birinci üniteyi istiyorum bu birinci üniteyi komple bitirmeni istiyorum. Ee, buna bir saat mi yeter? Bir buçuk saat mi yeter? O senin artık temeline de bağlı olarak değişen bir şey. Dolayısıyla. İngilizce burada bir saat yazdım. Sen bunu arttırabilirsin. Ee, soru sayısı olarak da... ...hani kelime testi vesaire de var. Ee, hani İngilizce için lazım olan her şeyi eklemişler. Dolayısıyla gel şöyle karşıma, ekrana. Şuraya ben 54 soruyu yazıyorum senin için. İngilizce 3 test var. Artık kelime testi vesaire 54 soru yapıyor toplamda. Ardından ikinci ders olarak da... ...ne çalışıyoruz? Fen çalışıyoruz. Yine kare soru bankasından gidiyoruz. Fen kitabından. Orada da 7 ve 11. testleri çözersen eğer 29 soru yapmış olacak. Akşam grubunda da yine bir 30 dakika çalışmayla başlıyoruz tamam mı? 30 dakika çalışma diyorum. Burada çalışma artı çözüm öğren diyorum. Çünkü mesela sen ne yaptın? İşte sabah bir matematik çalıştık. İşte öğlen grubu da fen çalıştık. Belki Türkçeden, İngilizceden de eksiklerin olabilir tabii ki de. Bunların çözümlerini bir hızlıca bir öğrenelim tamam mı? Dolayısıyla bu ee, akşam grubunda ilk işim çalışma ve çözümü öğrenme diyorum. Ardından da tabii ki de matematikle de kapanışı yapacağız. Gece matematik çalışmak zevklidir ha. Orada da ne yapacaksın? Yine KY soru bankasından devam edeceğiz. Ee, üstlülerin ilk grubuydu şu sabah yaptım 7 ve 10 e, testleri. 11 den 14. teste kadar da yine bir 35 soruyu da burada çözelim. Ardından bu bizi kesmez. Ne yapıyoruz? Partikül soru bankasına yani mavi kitaptan da 6'dan 12. teste kadar senden istiyorum. İlk 6 testi 5 testi çözmüştük. Burada da yine bir 5 testi indireceğiz. Burada da ne var? 42 tane sorumuz var. Peki hocam Gel hedefimizi ne yaptık bize ne e, önerdin hemen şuraya son sütunumuzu da şuraya dolduralım hedefimizde şu var Türkçe'den Türkçe'den 36 sorumuz var sabah grubunda onu çözeceğiz matematikten 72 soru Kari Akademi soru bankasından artı e, bizim tosuncuktan da ne yapıyorsun 42 soru çözüyorsun mavi tosuncuk ardından fen için ne önerdik 20 9 soru önerdik. Ve son olarak da İngilizce'den zaten yukarıda da yazmıştık. 54 sorumuz var. Peki hocam ne etti? Bize oluru ne bu işin? Diyenlere de cevabımız 233 sorudur. Yani bugünü de 233 soruyla geçireceksiniz. Tamam. Muazzam güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey yapalım mı? Tamamen de bir görelim mi? Şöyle bir görelim ya. Ne yaptık ne ettik? Gel bakalım. Gel. Şöyle küçül. Küçül. Bir daha küçül. Heh, hafta hedefinde şöyle ikinci günün hedefini daha doğrusu şöyle karşımıza aldık. Ee, tam ekran görüyoruz muazzam burayı da yine ne yapıyorsun dolduruyorsun hangi dersten ne yaptığını yazıyorsun halle diyorsun sen buradasın ya ben niye buraya konuşuyorum gel buraya karşıma Heh, tamam şimdi sevgili LGS canavarları kamp Tüm, tam gaz tüm hızıyla devam ediyor. Sen de lütfen tam gaz tüm hızınla devam et. Yani bu bizim için ee, yani son çıkış demek istemiyorum. Köprüden önce son çıkış değil ama kesinlikle çok önemli bir çıkış. Ya da çok önemli bir viraj gibi düşün. Çünkü burada eğer halleri halledebilirsen ilk o konuları toparlayabilirsek gerçekten bundan sonrası çok hızlı ivmeleneceğini göreceksin. Özellikle matematik için söyleyeyim bak. Ee, sana anlattığımız şu ilk grup yani Kasım öncesi grubu LGS'de 6 7 8 soruya karşılık geliyor. Ya neredeyse LGS'nin yarısını işledik kasıma kadar seninle. Özellikle üslü sayılar, köklü sayılar hani her zaman direkt soru olarak gelmiyor. Bazen en direkt geliyor. Diğer üçgenleri işleyeceğiz ikinci dönem. Onların içinde sataşıyorlar. Başka konulara sataşmayı seven konular bunlar. Dolayısıyla da çok fazla aslında karşıma geliyor. Dolaylı yoldan belki 10 12 soruda karşına gelecek yani bu konular. Lütfen o yüzden Kasım ara tatilini çok iyi geçir, ee, yüklen, yani son o terinin son damlası akana kadar çalışacağız, tamam? Sana güveniyorum, başaracağız. Hedeflerimiz için, hayallerimiz için bu e, kuvveti kendimizde bulacağız, bunu da bu eforda sarf edeceğiz, tamam? Senden bunu istiyorum, bekliyorum. Söz veriyorsunuz bana. Tamam. Yorumlarda hocam söz veriyorum. Bu işi halledeceğiz. Koparacağız. Tutup koparacağız diye. Lütfen ee, yazınız. Yazınız. Beyninize de somut olarak gösteriniz bunu. Tamam. O zaman bu videoluk benden bu kadar. İkinci gün bitti. Üçüncü gün ve diğer e, videolarımızda yeniden görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.